Son Mareşal Fevzi Çakmak yönetimindeki Türkiye Devleti serisindesiniz. Efendim 4. bölümdeyiz. Geçen bölümde devletimiz sanayisine yine çağ atlamayı başardı ve artık savaş tempomuzla sahaya yansıyor. %50'lik tansiyonun başlamasıyla birlikte ilk seferimizi Yunanistan'a gerçekleştirdik ve kendilerini ele geçirmeyi başardık. Ne kadar sürmüş savaş bu arada? Savaşı ne zaman açtık abi? Declavo? Akitliyası burada, şey burada 1 Julay demiş. Justify War Goal. Kasım. Yok ya. Abi savaş açtığımız tarih yazmıyor mu ya? Neyse efendim. Açtık işte bir ara savaşı. Nisan ayı ama yok o... Mayıs ayında, Mayıs'ın sonlarında ilan etmişti. June, July. Tamam işte. 2 ay kadar sürdü neredeyse. Yunanistan devletini fethettik. Şimdi Makedonya'da hak iddiası yapıyoruz. Ve Yugoslavya Savaşı'na gireceğiz. Yugoslavya'yı da kısa zamanda ele geçirmek istiyoruz. Devletimiz bu arada süper güç oldu. Bilginiz olsun. İşte Türkiye devleti yükselişini tüm hızıyla sergilemektedir ve kaldığı yerden devam etmektedir. Bu bölümde yine sivil fabrika kurulumlarını devam ettireceğiz. Dışarıdan kaynak ihtiyacımız var mı? Lastik. Birleşik Krallık'tan alalım. Niye alamadık? Bu şey yalnız. Evet, Root kafayı yedi şu anda. O yüzden alamıyorsun diyor. Ta oradan nasıl getirdim diyor. Malaya'dan daha rahat alırız gibi geliyor bana. Onu da mı o taraftan getiriyor? Niye aşağıdan almıyor? Nasıl ya? Neyse. Otomatik işliyor bu ama bunu alıyor şu an. Sıkıntı yok. Peki. Yağmalanma vesaire yok. Raidlenme. Şimdi başka ne diyelim sizlere? Ha, birimlerimiz 16 puanımız var. İşte kazanamıyorsun Yunanistan Savaşı'nda. 6 puan mı kazanmışız? 7 puan mı? 10 puan şeyden geldi zaten. Odaktan geldi şuradan. Kemalist Officer etkisinden dolayı 1 puan eksik aldık. Buyurun. Şimdi o zaman ne olacak? Üretim 3.6K. Anti-tank böyle. Fighter üretimini arttırabiliriz. Biraz daha. Ve birimimize artı ekleme. Güzel. Bir tane daha ekleyemiyoruz. Peki. İşte Army Experience gerekiyor. Onun için de olmazsa puan kasalım artık. Alalım bir tane danışman. Ne diyeyim? Bu pasif bir şekilde puan kas. Veya bu birimlere bir antrenman yaptıralım. Kaynaklarımız herhalde bizi idare eder şu anda. Bir sıkıntı olmaz. Siz antrenman yapmak ister misiniz? Yapın. Bu görevleri bozmuyordu değil mi ya? Evet, aynen. Ya antrenman yapsınlar. Şimdi başka o antrenmandan çok bir puan gelmiyor da ben birimler de gelişsin istiyorum aynı zamanda. Ne zamana kadar savaşımız var? Daha o zamana kadar terminatör olur bizim askerler. Şimdi var mı bir engelleme? Yok değil mi? Ya bir ihtimal diyorum, engelleme yapmaya kalkarsa ben hemen devreye sokacağım müttefiklere katılmayı. Öyle bir şey yok yani. Anti-tank gelişsin mi? Burada ne alalım? Sanayimiz var. Devam. Aslında dur bakayım ya. 150 puanı bekletelim. Şu insan gücünü alacağım abi bu savaşta. Bu savaşta alacağım abi. Yugoslavya'nın gücü o %50'lik kısmı karşılıyor. O yüzden onu kaçırmayalım. Mümkünse. Tanklar da antrenman yapıyor değil mi? Yapsın ya. Üretim. Kaç? 300 tane medium tankımız varmış kenarda. Aslında çok iyi. Zırhlı tümen. Sizin yerinize medium tank ekleyeceğim ama puan yok maalesef. Peki. Bu puanlar geldikçe artık yapacağız bir şeyler. Şu an günde 1.2 kaybediyormuşuz artimizi. Üretimimiz yetersiz. Akitliyası da tamamlandı. O zaman durun abi artık. Antrenmanı bırakın siz. Ben terminatör olur dedim ama yetişemedim.
Şimdi donanmayı ayarlayalım hemen. Buraya gelsinler önce. Hatta oraya gelmese de olur da. Yani fark etmiyor anlamında söylüyorum. Dur ya, onu niye aldım ben? Şunu ver. Sonra Naval Invasion Support burası. Sizin de çıkarma emrinizi vereceğiz. Daha bak bu tamamlanmamış gerçi. Neyse, sıkıntı değil. Evet. Oo. Sen de hayırdır? Almanlara mı katılmaya çalışıyorsun bakayım? Bu şeydi galiba, değil mi? Almanlarla arasını toplama, sonra Almanların yanına katılmaya çalışma diye gidiyor. Neredeydi o? Neyse, bu tarihlerde ben Yunanistan Savaşı'nı bile daha yeni yapmış oluyordum. Bir problem çıkmıyordu. Onu yapsın bakalım. Önemi yok. Heh, savaşı açtım. Şimdi uçaklarımıza hemen emri verelim. Aa, bir dakika. Bunların yeri uygun değil. Böyle gelecek. Bu gelecek böyle. Buraya uçak koyabiliriz. 200 de alsak olur. Sonra siz geleceksiniz, 100 tane. Bu da bombalamaya destek verecek. Savaş alanına destek alacağız. Ve mücadelemiz başlayacak. Biraz yavaş ilerleyelim, izleyelim bakalım neler olacak. Çıkarmamız başladı. Bu arada önümde asker yok. Lan dur la, önümde asker yok. Ama yine de tutar bu hattı ya. Dur bakayım. Ya zorlar bu burayı. Deneyelim bakalım biraz. Ya dağlık alan olduğu için ilerlemek çok zor oluyor. Uçak desteğimiz var. Buradaki sayılar artarsa geri çekebilirim orada askerleri. Ha, burası da... Oğlum bunların asker sayısı mı az? Biz erken girdik işte ama. Normalde daha geç giriyordum ya buralara. Ondan demek ki. Altta bir şey yok. Hava okulunu alacağım. Şey, Allies seçeneği beklemese de olur. Hava okulunu alalım. Bir de insan gücünü seçelim. Şuradan. Devam. Burayı itebilecek miyiz acaba şu an? Gayet iyi gidiyor ha. Bak kalabalık oldu asker sayıları. Şimdi burayı aldık ya. Toplam asker sayısı Yugoslavya'nın düşük galiba beklediğimden. Yani şey, galiba beklediğimden düşük değil de. Galiba düşük. Beklentim daha fazlaydı. Bizleri böyle alalım. Sonra oradan çevirme harekatı deneyebilir. Hatta böyle git. O Division Split bakalım burada da işimize gelebilir. Şimdi siz hemen kardeşim buraya geleceksiniz. O kim, nerede iki kişi? Bir dakika. Siz ne yapıyorsunuz orada? Seçmemişiz sizi. Aferin. Tamam, sıkıntı değil. Çıkan çıktı zaten. Devam. Güzel. Şimdi bak, o çıkarmayı yaptım. Buradaki askerleri çekmeye başlıyor. Şurası güzel bir arazi. Tepe. Burada ilerleme şansımız var. Ama şurayı açmamız daha iyi oluyor da, yüklenebilirim de aynı zamanda. Sıkıntı değil. Aha. Vur 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 vur. Orası zafer noktası çünkü. Çok önemli yer. Affetme. Sen de gel. Şuraya doğru. Şimdi Sovyet şey, Yugoslavya'nın en büyük avantajı hep dağlık bölgeler var çevremizde. Çıkarma falan yapmaya kalkmam. Burada liman yok zaten. Ve dağlık alanı geçmek de uzun sürüyor. Başkentine gidene kadar tank zaten koyamazsın. Daha fena oluyor. Yani hiç motorize falan o işleri geçeceksin. Şu kısmı geçebilsek aslında çok rahat biter savaş, ama ben buraya geçene kadar bu arkadaşlar geliyor. Şimdi buraya saldırı yapsam, hadi onlar gelmesin dediğinde, bu sefer çok kayıp yaşıyorsun. Bu kadar kayıp yaşamak ya da yaşayacağın kayıpların tabii ölçüsü değişiklikler gösterebilir, ama böyle bir savaş için aşırı derecede gereksiz olduğunu düşündüğümden elden gel, o daha önce gidiyordu aslında. Elden geldiğince fırsat kollamaya yönelik hamlelerim var. Çok güzel açtınız buraya yalnız. Aferin çocuklar. Çok güzel. Harikasınız. Devam. Bak buraları hemen toplamaya başlıyor. Onlar tabii tren yollarıyla hızlıca geliyor. Biz
o yolları kullanamıyoruz tabii ki. Bu tarafta itme şansımız yine var aslında. O 4 tane birim varmış burada. Hiç zorlamaya gerek yok. Şimdi kaynak olarak ben konvoy üretmeyi tercih ediyorum. Daha çok ihtiyacımız olabilir ileride hatta. Burada çift cephe saldırısından bu bayağı negatif etki alıyor. Vuralım abi buraya. Bunlar ne yaptı böyle? Bu hatları çabuk bir şekilde alırsak nefis olacak. Siz değil bu dursun. Arkaya gidiyormuş zaten ama gelen de var şimdi. 3 kişi ayrıldığı gibi buraya saldıracağız. Tamam. Burası kalabalık oldu. Elleme. Bu bir kişi gitsin. Bunlar organizasyonu toplayıp vurabilir oraya. Siz ileri gidebilirsiniz. Ben buraya yönlendirmişim ama geç geliyor. Sen buraya saldır. Bir kişi de destek versin. Orayı da açalım. Tamam. Şu arkadaşın gelmesini aslında engellersem güzel olur ha. Burayı bitiriyor çünkü. Ne zamana varır? Bunlar mı gidiyor? 18 saat. Burada ilerlememiz zor yani şu dağlık ya burası zor da. Aa. Tutamadılar ha. Tutamadılar orayı. Bunlar destek verebilir buraya. Şu arkadaş bir çekilse artık. Rahat rahat buraya saldıracağım da. Hah, vur bakayım şimdi buraya. Tamam, bu ne kadar gelirmiş oraya? 2 gün 20 saat. Biz tabii daha orayı açacağız. 4 gün sürüyor. Biraz sen tut burayı. Çok güzel bir galibiyet yalnız. Destekle burayı da. Harikasın. Şimdi ne lazım bize? Sivil fabrika kuralım biraz daha. 1940-41'e geliyoruz. Yavaş yavaş arttıracağım. Askeri fabrikaları yavaş yavaş abi. Siz de buraya geçin. Oğlum biriniz de buraya gelin. Tamam. Şimdi şu arkadaşlar buraya destek versin. Belki Sarajevo'yu alabiliriz. Burası başkentlerinden biri oluyor bu arada. Yugoslavya'nın. Ama alamayacağız artık. İkinci asker, üçüncü asker geldi. Zor. Senin kaç günün kaldı burada? 15 saatin kaldı. Vatandaş... Kaç günü var? O çok iyi. Savunmadayız orada. Şimdi devam. Bu arkadaş ne yapıyor? Saldırdı. Çünkü orayı kaybettik. Maalesef. Destek vermeniz lazım oraya. Niye gitmediniz abi? 2 gün. 1 gün. Güzel. Şimdi izleyelim bakalım. Hah. Çok güzel. Avunsun bakayım askerler orayı. Attı da çevirsinler. Sonra buraya hücuma kalkarız. Bunların hepsi buradan gidiyor yalnız. Ne zamana gidiyor bunlar? 1 gün 7 saat bu. 5 gün. Aha. Biz ne zamana gidermişiz öyle yaptığımızda? 2 gün. Çok iyi. 20 saat. Kaybetmezsek iyi olur. Siz burayı zorlayın bakayım. Harbiden zorluyor ve alıyor. Öbür taraflarda problem var mı? Açılacak bir yer. Yok. Şurası belki bir savunma attı. Tamam. Sıkıntı yok. Şu arkadaş bir ilerlesin bakalım. 1 gün 15 saat. Bunlar çok geç geliyor oraya da. Hah. Şurada bir kişinin beklemesi lazım. Bu ne zamana gidermiş? 4 gün. Oraya gidene kadar 17 saat bizim gayet güzel. Şimdi desteğimiz 16 saate varacak oraya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Şu bir gitse abi bunlar oyalıyor bizi ya. Bu bizi var ya çok fena oyalıyor orada yalnız. Ben şunu aç bakayım. Dağcı gitsin buraya. Bu da tutsun burayı biraz. Başlayacağım böyle işe ya. Bekle. Bu ne arkadaş?
Bir o geliyor, bir öbürü geliyor. Şimdi burada hazır saldırıya geçmişti bunlar. Ah, keşke saldırabilseydik. Neyse, destek verelim. Siz de vurun buraya. Önce burayı alırsam şurayı hemen geri çekeceğim. Hani birim de gelmiş öbür taraftan. Siz şuraya geçin. Üçlü buraya saldırsın. Biraz dağlık alan. Çok büyük tehlike. Onu geri çekmem lazım. İki kişiyi hayatta yenemez orada. Nereye püskürtüyorsun? Ağzımızı burnumuzu kıracak. Tutamadık burayı. Geri çek. 12K 25K. Burayı açalım bakalım bir. Boş alana geçebiliyor muyum ben önceden? 2 saat kalmış. İyi, savunmadayız. Şimdi hemen öbür tarafa geçmeniz lazım. Devam. Birisi de buraya geçse iyi olur ama şuradan geçsin. Devam. Birkaç çevirme harekatı deneyeceğim burada birazdan ama önce bak buranın açılması iyi oldu. Bir sürü asker bekliyordu burada. Onlar buralara konuşlanacak. Sen nereye gidiyorsun? Sıkıntı yok. Şunlara bir saldırın bakayım. Çıkalmış zaten. Bu ne tarafa gidiyor? Onun yanına mı? Yok. Alabilir miyiz burayı acaba? Arka taraftan destek gelmezse alırım burayı. Dur, sana ofans diyelim. Tarafta bir şey yok şu an. Devam. Bu generalin kendi taktiğini kullanırsanız burada kendinizi yönetmezseniz çok ağır kayıp verdiriyor oyun. Aşırı derecede. O yüzden bu ince kontrolleri yapmamız gerekiyor bizim. Sen burayı bir durdursan mı acaba? Biraz durdursun. Hah. Çok güzel. Ah, şurayı alabilseydik nefis olacaktı ya. Burayı hemen çevirebilirsek bak 5-6 birim harika olacak aslında. Ama çok kayıp yaşatmış orada bizim orduya şuna. 2K kaybı var bu askerin. Aynen öyle. Bu böyle kalması gerekiyor. Burası dağlık mıydı? Tepe. Aslında geçeriz biz burayı. Biz buraya geçeriz abi. Aynen. Ve burayı da çevirmiş oluruz. Çok güzel be. İşte bu. Hiç saldırmana gerek yok şimdi. Çok kayıp yaşamışız zaten burada. Gerek yok. Artık gerisini yok edeceğiz. Devam. Burayı açtığımızda zaten çok rahat devamı gelir. Siz buraya gelin, oradan ilerlersiniz. Pristina'ya asker gönderiyorlar. Oraya asker çekmeyelim şimdi. Toplamda ne kadar asker imha edeceğiz burada? 4, 5, 7. Burada bayağı asker vardı. Çok kalabalık bir tümeni yakalamışız burada. Burası dağlık alan dedik. Saldırmayacağız. Biz dağlık alanlarda çok mecbur kalırsam saldırıyorum. Hat açmak için. Başka türlü gerekli değil. Oralarda saldırı yapmak. Bir de burayı mesela paketleyeceğiz birazdan. Çevirirsek sorunsuz alma imkanım var yine orayı. Çok güzel. Şimdi bu arkadaşlar aynen ilerlesin. Bu Priştine'ye gidiyor değil mi? Eminiz. İyi yeri diyorsun ama Priştine olması lazım. Peki. Şunlara... Şu an saldırmak... Saldır ya, ya da beklemesin fazla burada bizim askerler. Sen de buraya saldır. Zaten çevirme harekatı yediği için çok fazla kayıp yaşıyor. Beklersem... Boşuna hızım yavaşlayacak. Biz şöyle geçin. Aslında Nice geçmem lazım da. Daha hızlı hareket etmek için. Bu tarafta pek bir numara yok ve dağlık alan genelde. O yüzden zorlamak istemiyorum. Bak, bu tarafta çekilmeye başlamışlar. Priştine gidene kadar biz gider miydik acaba? Sanırım giderdik ha. Harbiden giderdik ha. Bir gün diyor. 14 saat. 10 saat. Neyse, tamam, böyle geçsin. Boş ver. Belgrad'ı zorlamaya çalışalım. Bu askerler hemen toparlanır. Çok güzel.
Aferin. Heh. Buraya kaç birim koymuş? 8 tane. Tamam, bu 8 tane birimden kurtulmuş olacağız en azından. Gereksiz yere. Şimdi hepiniz oraya gitmeyin boşuna. Geri gidin siz. Bu da gitsin. Tamam. Bunlar geliyor zaten. Aynen. Bunların gelmesi yeterli. Siz durabilirsiniz. İleriye gidebilirsiniz ya da. Şimdi... Heh. Bunu bekliyordum zaten yapacağını. Kaldır. Aman. Buraya savunma için birim gelir zaten anca. Tank saldırı yapıyor burada. Gerek yok. Arkaya da birim getirmemiz lazım hemen. Hazır buradayken birisi destek versin. Fazla kayıp olmasın. Çok güzel. Şimdi sen aslında ilerlemeyi deniyordun. Ne oldu? İlerlemeyi mi bıraktın? Tamam. 29.000 kayıp var. Devam. Biriniz buraya gelseydiniz keşke. Kaç günü var bunun? 1 gün 9 saat. 1 gün 23 saat. Siz şuraya geçin. Bu buraya geldiğinde ne oluyor? 18 saat. 6 saat geçemeyiz. Siz buraya geçerken bazı arkadaşlarımız böyle konuşlanıyor. Tamam, devam. Bir zafer noktasını da alacağız. Hı. Şuna bir saldır artık. 14 birim bekleyecek burada. Yok artık. Hani dağcı gelse olur. Sen de gel buraya. Tamam. Aslında burası bir çevirme yedi ama oyun bazı yerlerde bunu nedense yapmak istemiyor. Neyse, problem değil. Şimdi ha, buraya yetiştiniz siz tabii. Peki biz Nice'e geçelim. Önemli olan o. Sen de destek ver de. Fazla kayıp olmasın. Biz daha fazla hasar verelim onlara. Tamam. Geriye gidebilirsiniz. Vatandaş şuraya gelsin artık. Geride beklemeyin abicim. Bak bu mesela buraya geliyor şimdi. İki kişi birden geliyor hatta. İki gün. Bunlar ne zamana geliyor? Bir gün 21 saat. Bu ne zaman? 15 saat. Olmaz. Buraya bir saldırı denememiz lazım. Hıh. Çok güzel. Şimdi son durum. Burası yetişemiyordu en son. Aynen öyle. Sıkıntı yok. 24 puanımız var. Artı desteğimiz alabilir miyiz? 370 eksiğimiz var. Yani yetersiz. Peki o zaman sen bize ne yapacaksın? Cavalry Recon onu versin. 1600 limit. Güzel. Anteyra gerek şu an yok. Sonra alırız. 24 puan ya, ondan diyorum. Bu olabilir. Devam. Biz orayı tutabilecek misiniz acaba? Bir de biz hala burada geçemedik Nice ya. Heh, az kalmış. Hemen ilerle sen de. Belgrad'a doğru gidelim. Çok güzel. Priştine'yi aldık. Şimdi burayı çevirebilir miyiz acaba? Abi sen keşke buraya gelseydin. 16 saat. 19 saat. Dur. Oh oh oh. Yetişemiyoruz. Alacaklar burayı geri. Siz ne yaptınız? Bir kişi gelsin buraya. Çok güzel. Liste alındı. Karşı saldırılar. Aha biz önce geldik. Nasıl oldu? Bu sonradan durmuş mu? Aynen. Şimdi bu fazla zarar veremesin diye buna bir saldırı yapmamız lazım. Zaten bitmiş organizasyonları. Hemen geri çekilecekler. Aslında hepsini yok etme imkanım olabilirdi de. Boşver. Kayıp yaşayacağın asker. Biriniz buraya geçin. Burada piyadeler falan geri çekilmeye başlamış. Bu tarafta sorun yok. Güzel. Çok kalabalıklar yalnız. Buraya hücum etsek bile. Sen ne yapıyorsun? Geri çekildin tank. Tamam. Savunma yapamaz zaten. Tank birim. Ama buraya bir saldırı yapabilsek aslında. Bak tepe arazi ya. Şunları getir buraya. Çekilen çekilsin bir önce.
Ben şimdi bu savaşları böyle idare etmeyi de çok seviyorum bu arada. Çünkü gerçekten HOI 4'te size sunabildiği en iyi seçeneklerden biri bu. Bu stratejileri yapmak, orduları hareket ettirmek. Şimdi burada da ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle şu iki asker buraya konuşlanıyor değil mi? Emin. Geri çekilmeyecek. Hepsi yok olacak ama oraya giderlerse. İki kişi öbür tarafa gidiyor şimdi vazgeçti yine. Çünkü bu taraf açıldı iyice. 5 birim burada. Stratejik bir saldırı. Ama çok uzun sürmez. Geri çekilmek zorunda kalacaklar. Sıkıntı yok. Şimdi biz buraya hep birlikte bir saldırı yapalım. Bu ne zamana gidiyordu? 5 saate. 5 saat bekleyeceğim abi. Heh. Gitti. Saldır buraya. Çok güzel be. Müthiş başladı gerçekten saldırıya. Ve bu 4 asker, 5 asker neyse hepsini yine imha etme şansımız olacak. Buraya destek verelim hemen. Bunlar da birer asker kalmış. Şuraya ilerleme şansımız var mı? Burayı kalabalık tutmaya başlamışlar ama. Dur bakayım. Sen destek ver buraya. En azından bir asker oraya geçsin de. Tamamdır. Şimdi bu geriye çekilmemeli. Çekilirse hemen saldırıyla tutmamız gerekiyor onu. Bu da destek versin arkadan. Ama savaşı bitirmemesi lazım hemen. Önce yenilsinler, biz burayı çevirelim. Ondan sonra oraya yaparız gereken ne istiyorsa artık. Yok olmak mı? İmha olmak mı? Heh. İşte bu. Şimdi sırada ne var? Burası boş kaldı yalnız. Ben sen orayı tut diye getirdim. 2 gün var. 23 iyi. Bunu çekemiyorum o yüzden. Şimdi başka bir problem oluyor burada tabi. Siz durun. Hangisi önce gelir? 3 gün 11 saat. Tamam, sıkıntı yok. Bu arkadaşlar şu, ya da hiç bunun gitmesine gerek yok. Buradan bir kişi bile gitse olur. Devam. Buraya açamaz yani. Aynen. Bitti onun işi artık. Oo. Gerçi o arazi tabii şey değil mi? Ondan dolayı rahatlıkla saldırıyor oraya. İki kişi geriye çekiliyor. Bunu seçme. Dur. Şöyle yapalım. Evet, saldırımızı başlatalım burada. Bu askerin gelememesi lazım. Ama bu artık yapacak bir şey yok o zaman da. Şöyle yapacağız. Öbür taraflar ne oldu? Heh, güzel. Burayı da toparlamışız. Çok güzel. Hatta açıldı orası da. Kayıplar 44'de 172, sıkıntı yok. Siz destek vereceksiniz. Bu buraya destek veriyor. Güzel. Siz de destek verin. Bunları artık imha edelim burada. Daha fazla kayıp yaşamadan. Buraya destek getirdiler. Olsun, onlar gelene kadar burası bitti zaten. Güzel. Şimdi Belgrad sınırına geldik. Çok güzel. Bu ordu da imha oldu. Toplamda ne kadar asker gitti orada? 211 bine yükseldiler. 34 bin asker daha imha oldu. Peki. Devam. Bu da artık tabii hareket daha az askerle mücadele edeceğimiz için daha rahat ilerlememizi sağlayacaktır. Sizleri şöyle döndürdüm. Berlin düz arazi şehir olduğu için buraya kalabalık bir orduyla saldırmamız yeterli olacak. Almak için. Gel bakayım. Başkentini koruyacağına öbür şehirlere tabii, ama asker yok ki zaten elinde, ne yapsın? Olan askeri kullanmaya çalışıyorlar işte. Şimdi sizi biraz daha geriye alalım. Şimdi buralarda da savunma hatları düştü. Çünkü bak artık süvarilerle falan tutmaya çalışıyorlar buraları, ki süvarilerle orayı tutmaları pek kolay olmaz diye düşünüyorum. Dağlık da olsa saldırılır orada. Heh. Novi Sad, oraya geç. Şimdi bu arkadaş gitti. Aferin ona. Siz buraya gelin. Saldırı yaptım. Bu tarafa geç. Çok güzel.
Aşkent'e desteğe gelen yok. Biz saldırın buralara. Bir kişi bekleyebilir. Destek getiriyor. Getirirse ona göre bir şey yapacağız. Şimdi ne ihtiyacımız var bizim en çok? Artı. Artı üretmeye devam. Biraz daha yatırım da yaptık hatta fazladan. Benim şu an seçmem gereken ekstra aslında Ground Support ama o işte gelecek. Bir de puan gerekiyor. Bu tarafta başka bir sıkıntı yok. Devam. Belgrad da düştü. Tebrikler. İşte Türk ordusu ilerleyişini devam ettiriyor. Yugoslavya'da teslim olacak. Batılılar bize verdiği sözü tutmak zorundalar. Sayın Romalılar. Efendim şunu biraz tutalım. Saatine bakmadım ama. Bakayım bir şimdi. 9 saat. 4 saat. Güzel. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Evet. Artık savaşın sonlarına doğru geliyoruz. Sarajevo yeni başkent. Artık oraya da hücum başlayabilir. Bir tane piyade tutturmuş zaten orayı. Duruma göre buradan saldırılarla tutabiliriz şehri. Burası nasıldı? Dağlık alan. Sıkıntı değil. Size bir army offense diyelim. Daha hızlı bitirin orayı. Bu arkadaş şurayı imha etsin. Arkadaş imha olmak istiyor çünkü. Güzel. Sarajevo'da düştü. Ve şu an 89 başkentin alınmasıyla 90 küsürlere gelecektir. Siz artık geri çekilebilirsiniz. Saldırmanıza gerek yok. Bu stratejik saldırılar işte. Fazla kayıp verecek olsan bile o fazla kayıp tabii görece bir kavram. Ama başkentin alınabilmesi size çok ciddi bir kazanım sağlıyor. İleride kaybedeceğiniz daha fazla askeri önlemeye yarıyor. O yüzden bu çabalar çok çok önemlidir. Nitekim burada bir zafer noktası daha var ve burayı düşürürsek savaş bitebilir. Irak'taki durum nasıl? Aa, daha ona var. İyi. Yavaş ilerliyoruz tabii. Savaşı iyice detaylı bir şekilde inceliyoruz. Gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oyunun keyfi böyle çıktığı için özellikle ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Aslında bayağı uzun oldu herhalde, bakayım. Yani bir bölüm olmuş işte. Burası da düştü. Kaç zafer puanıydı burası? Ya her türlü bitti artık savaş. 99 çünkü. İmkansız artık. 3 puanlık hem de burası. Yani bitmesi gerekiyor savaşın burada. Daha fazla saldırmayalım. O şehri de alalım. Sonra bakalım. Yetmezse saldırırız ama yetti. Evet. Güzel. Ve Yugoslavya devleti de teslim oldu. Ya buralarda puppet falan da yapılabilir. Çok büyük avantaj sağlayabiliyor puppet da. Ben take all state yapıyorum kardeşim. Ve efendim bir bölümün daha sonuna doğru geldik. Kaldığımız yerden yine devam ederiz. Şimdi burası için bir sıkıntımız yok henüz. Ve bu tarafta İtalyanlar tam bir ilerleme sağlayamamış. Çok da bizi ilgilendiren bir şey değil o. Bu tarafta var mı alacağım bir şeyler? Buraya bir bakıyorum gözümüzden kaçmış olabilir mi diye. Varlık vergisi almayacağım. Şu military factory tercih edilebilir. Oradan ilerleriz. Ordularımızı bu tarafa kaydırıyoruz artık. Irak seferi için. Aynı zamanda İran'a da çıkacağız. Bir tane birim yeter. Ama dur ya, iki birimi de oraya yerleştirebiliyorsun. Problem olmuyor. Şimdi çok fazla artı üretmemiz lazım. Daha fazla asker almak istiyorsan yetmeyecek çünkü kaynaklar. Uçaklar savaş alanında durmayı bıraksın artık. Onları Anadolu'ya getiririm. Gemiler de görev yapmasın. Daha önemli değil gerçi. Çalıştıkça, çıkarma yaptıkça onlar hareket ediyor. Başka bu askerler savunma birimi kullanmadım. Gerek yok diye. Zayıf birimler zaten. Güzel. İstikrar sorunumuz da yok. Bunlar hala katılmamış ama. Ya bunların katılma tarihi kaçtı? Romanya. Onu not almamış mıyım? Neyse, buna girilmez ya şu an. Yok yani. Zaten bunu Free France Korea'ya müttefiklerle savaşa giriyorsun. Onu dolaylı yoldan girmen lazım girersen.
Onun dışında da çok mantıklı değil. Efendim, bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Irak Savaşı, İran Savaşı, Arabistan olacak. Arka arkaya bunları fethetmek istiyorum. Ondan sonra da efendim müttefiklere katılacağız zaten. Ve şuraları da almak istiyorum elinden, aşağı tarafları da. Sonrasında da Almanlara karşı savaşa gireriz herhalde. Aşağı yukarı planımız bu şekilde olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.